İran-Irak Savaşı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş, hadiste şöyle haber verilir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vakii olacak. Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları, İran-Irak Savaşı'nın gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir. Şevval ayında ayaklanma. İran Şahı'na karşı olan ayaklanma, hadisteki gibi 5 Şevval 1398, 8 Eylül 1976'da olmuştur. Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hicri 1400 Zilhicce, 1980 Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır. Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar Mutık'a çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı Yazı'ya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Faris yönünden gelecek olan, yani İran tarafından gelecek olan. Yazı'ya inecekler, yani Irak Ovası'na inecekler. Mutık, yöredeki bir dağın adı. Rakabe, petrol kuyularının çok olduğu bölgedir. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor olabilir. Bu anlaşmazlık sebebiyle Yazı'ya, yani Irak Ovası'na inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen iki tarafta kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 yıl önce haber verdiği İran-Irak Savaşı'nın tam tarif ettiği şekilde, üstelik de diğer alametlerle birlikte ard arda ahir zamanda gerçekleşmiş olması Allah'ın peygamberimize lütfettiği bir mucizedir. Şimdi dikkat edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İran-Irak Savaşı'nı bundan 1400 yıl önce haber verdi. Bu savaş ayrıntılı olarak tarif ettiği yerde bildirdiği ülkeler arasında gerçekleşti. Hatta Resulullah savaşın sonucunu dahi bildirdi. Bu alamette diğer yüzlerce alamet gibi ard arda son 30 yıl içerisinde, yani ahir zamanda tahakkuk etti. Kuşkusuz ki bu Allah'ın peygamberimize lütfettiği çok önemli bir mucizedir.